Şöyle korku gidişatımızı da makaradan, hani makara gidişattan sonra gerçek korkuya dönmeye çalışan bir temada ilerletelim istiyorum. Oyunlarda da makara korku oyunlarımız var. Videolarımızda da. Şöyle bir kanal, bu AI seslendirmeli. Bir itiraf kanalı arkadaşlar. Siyahi kiracım bana acımadı. Belimi kırıyordu ama çok güzeldi. İtiraf hikayeleri zenci. Müsaadenizle bir bakalım. Bu tarz kanalların diğer videolarına da bir bakarız. İnceleyelim. Herkese merhaba, kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, sizlerle başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Benim adım Zeynep, 36 yaşındayım ve 8 senedir evliyim. Boyum 160 ve 55 kiloyum balık etli. Vücut hatları belirgin bir kadınım. Almanya'da yaşayan, spor yapmasını seven bir bayanım. Berat ile evliliğimiz oldukça düzgün geçiyordu. Berat mı? Hem Berat hem ben çalıştığımız için ev alıp kiradan kurtulmaya karar verdik. Bütçemize uygun küçük bir ev aldık, tabii ki biraz da borçlandık. Hem borcumuzu çabuk bitirmek hem de hayatımızdan ödün vermemek için bodrum katımıza 2 odalı küçük bir daire yapıp kiraya vermeye karar verdik ve olanlar ondan sonra oldu. Bodrum'da yaptığımız küçük daireyi 2 sene içinde türlü türlü kişilere kiraladık, lakin anlaşmazlık yüzünden kiracıları hep çıkarmak zorunda Yine kaldık. seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Bir cuma akşamı Berat eve bir siyahi adamla geldi ve benimle tanıştırdı. İsmi Tayo, kocamdan uzun ve heybetli biriydi. Yaklaşık 190 boyunda ve 100 kilo ayı gibi bir adamdı. Daireyi Tayo'ya kiraladık. Diğer kiracıların tam aksine Tayo ile ilişkimiz çok düzgün geçiyordu. O bizden, biz ondan memnunduk yani. Berat bazen bana sürpriz yapar, kimi zaman beni banyoda, kimi zaman salonda yapardı. Bazen de filmlere bakıp onlar ne yaparsa biz de yapardık. Neden gülüyor? Bazen siyahı adamlar da olurdu filmde. O siyahı adamları görünce aklıma Korku arkadaşlar, bunlar korku hikayeleri. Tayo geldi. Berat beni filmlere bakarak yaparken aklımdan hep acaba Zenci Tayo geçerdi. Bir gün bodruma çamaşırları makineye atmak için inmiştim. Ben bunu bence böyle Barzo gibi full ekranda izlemeyeyim. YouTube'dan izlediğimiz belli olsun. Çamaşırları makineye atıp Zeynep bu kız arkadaşlar, evet. Zeynep ta kendisi bunun. yukarı dönerken gözüme Tayo'nun kapısı geldi. Kapı acıktı. Örtmek için kapıya doğru yürüdüm fakat içeriye baktım, Tayo uyuyordu. Üstü acık, ben de Tayo'ya acıdım. Üstünü örtmek için ranzaya yaklaştım, yorganını ellerimle alıp üstüne çekiyordum. O arada gözüm Tayo'nun orasına takıldı. Kol gibi sanki üçüncü bir bacak. Hemen üstünü örtüp heyecanla yukarı doğru koştum. Yaklaşık 3-4 ay boyunca ne zaman hayatta yapsam Tayo aklıma gelmezdi. Ve sonunda karar verdim, Tayo'ya kendimi yaptıracaktım. Aklım fikrim ondaydı. Artık hayal etmeyi bırakıp gerçeğini yaşamak istiyordum. Yine bir pazar günü Berat kahveye gitmişti. Ben de çamaşır için bodruma inecektim. Fırsat bu fırsat. Oğlum, oldukça korku hikayeleri sizlere bulup sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ya. Kardeşim, bizim bu girişimlerimizin önüne mani olmayın lan, art niyetli yorumlarınızla. Gayet Fırsat dedim kendime. korkmadınız Bodruma mı? inmeden önce üzerime Arkadaşlar, bu türe zaten psikolojik korku deniliyor. Korkanlar anlatsın abi kendini. bir tişört, alt taraf imada kısa bir etek giyindim. İçine külot giyinmedim. Bodruma inip kendi çamaşırlarımızı makineye attıktan sonra Tayo'nun kapısını çaldım. Tayo beni görünce güldü ve merhaba dedi. Ben de merhaba Tayo, çamaşırları makineye attım fakat dolmadı. Senin kirli çamaşırın varsa onları da atalım dedim. Tayo çok sevindi ve tabi dedi. İçeri girdik, Tayo dolabından çamaşırları seçerken ben de ona sen otur ben seçerim dedim. O da peki diyerek koltuğa oturdu. İçimden kendi kendime ya şimdi ya hiç deyip duruyordum ve Tayo'ya arkamı dönüp bacaklarımı düz tutarak dolabın dibine uzanır gibi eğildim ve Tayo'ya bunları da alayım mı diye seslendim.
Bana baktıysa garanti görmüştür oramı çünkü altımda külot yoktu diye düşünürken. Tayo'nun titrek evet sesinden anladım bana doğru baktığını çünkü sesi baya titredi. Belimi doğrulttum Tayo'ya dönüp göğüslerimi şişirdim. İnce tişörtümden dolayı dışarıdan tam beli oluyordu. Tayo oğlum bu bildiğin seks hikayesi lan. Doğru yürüdü ve yardım etmek istedi tabi çamaşırların bir parçasını elimden almak isterken bilerek elinden tutup. Bu ve hani ellerini vücudumda gezdirdim. Tayo artık niyetimi anlamıştı. Ondan sonra oğlum bundan dolayı YouTube'da kapanmasın. Sonra olanlar oldu. İşimiz bitince hareket edemez hale geldim. Zenci erkek bir başkaymış. Hiç alışık olmadığım için her yanım yanıyor ve acılar içindeyim. Ablam enişteme gece karılık yapıyordu, ben de gündüz karılık yapıyordum. Orta server, dostum, adaletin olduğu tek server, Star 2 Online. Artık kapanıp durup serverlerden bıkmadınız mı? Bıkmadınız mı? Emeklerinizi boşa sarf edilmesinden yorulmadınız mı? Bıkmadınız mı? Star 2 Online geldi artık. Boşa emek harcamak yok. Star 2 Online var. Healer, eyvallah abi. Kesene bereket. 15 dolarlık parottur çocuklar. Arkadaşlar şimdi zengin gay erkeğim ile maceram. İlk gay olduğumu nasıl anladım? Aylık acısı çeken kuzeninin acısını dindirdim. Baldızla çadırda kamp ateşi gibi tutuştu. Korku hikayeleri değil mi abi bunlar? Kuzenim benimle küsmüştü, tadını alınca barıştı. Evet, bayağı sekshikayeleri.com var arkadaşlar YouTube'da. Dül komşum Serap ile olanlar oldu. Karımı mahallenin gencine teslim ettim. Ah! Abi daha farklıydı bu konsept. Bir dakika önerilenlere gidelim. Başka bir kanal var mı? Yaşam öyküleri abi. Yaşam öykü. Hamileyim ama kocamdan değil. İçeceğime ilaç koymuş. Düğün gününde kuzeniyle aldattı. Öz babam sandığım kişi... Aldatılınca teselliyi kocamın arkadaşında buldum. Kız kardeşim benim evimde benim kocam... Hayat hikayeleri abi bunlar. Hayat hikayeleri arkadaşlar. 5 erkek bir kadın. 60 bin izlenmiş. Niye abi? Diğerleri ikişer beşer kadın. Bu niye 60 bin abi? Eve çağırdığımız kadın kapıda belirince şok oldum. Yorumları çok merak ediyorum. Bir dakika. Yaşam Öyküleri kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda tarafımızı ilet... Severek izliyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Çok korkunç bir durum. Aman ya Rabbim, korkunç bir şey. Allah ıslah etsin. Ankara'dan selam. 5 erkek ve 1 kız. Süper. Süpersiniz. Allah kimseye yaşatmasın ya Rabbim. Koşuyordum, biliyordum, sokuyordum. Ben olsaydım öldürdüm oracıkta. Arkadaşlar galiba bir korku hikayesi, göz gezdirelim. Deniz hayat hikayelerini seslendiriyorum. Her hayatta mutlu... Korku hikayesi bunlar abi. Mutlaka gizli kalmış bir hikaye vardır. Sizin de anlatmak istedikleriniz varsa mail adresimden bana ulaşın. Kanala abone olup hikaye hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hazırsanız yeni hikayemize başlayalım. Bugün size gerçekten içimi mahveden ve ne yaparsam yarası geçmeyecek bir olayımı anlatacağım. Konuşmaya başlamadan önce bu olay nasıl anlatılır diye hep kendime sordum. Hem çok anlatmak istiyorum hem de bunu anlatmaya çok utanıyorum. Kendimle fazlaca konuştuğumda artık bu olayı itiraf etmenin en doğru ve en iç temizleyici yöntem olduğunu anlıyordum. Bugün tüm cesaretimi topladım ve bu olayı sizlere anlatmaya hazır olduğuma korku karar verdim. Korku hikayesi arkadaşlar, başına gelmiş korkunç bir şey anlatacak. Öncelikle ismim Kerem. Üniversitede ekonomi okuyan bir öğrenciyim. Dersler biter bitmez bizim çocuklarla öğrenci evine gittik. Kerem'i dinliyoruz abi.
Evlerini bilirsiniz. İki odalı, içinde en az 10 kişinin kaldığı yerlerdir. Her ne kadar zor gibi gözükse de dünyanın en eğlenceli yeri olduğunu söylemekten çekinmem. Öğrenci evine geldiğimizde diğer arkadaşlarımızdan bazıları evde yoktu. Biz sadece 5 kişi falandık. Canımız çok sıkılıyordu ve ne yapalım diye düşünüyorduk. Metin ismindeki bir arkadaşım eline kumandayı aldı ve tüplü televizyondan bir kanal aramaya başladı. Evet, doğru duydunuz. Televizyonumuz tüplüydü ve minicikti. Tabii insan öğrenci olunca öğrenci evinde tüplü televizyon kullanması muhtemel oluyor. Yanı sıra kettle'da makarna yapıp daha doğrusu saymak istemiyorum. Kanallarda hiçbir şey yokken telefonumu elime alıp internetten bir şeyler bakmaya başladım. O sırada WhatsApp'tan bir mesaj almıştım. Bir tanecik annem mesaj atmıştı. Nasılsın yazıyordu. Bu dünyada şüphesiz en sevdiğim kişi annemdi. Aynı zamanda babamı da çok seviyordum fakat annem pek kendisiyle anlaşamıyordu. Neyse ki bu porno işini azaltalım çocuklar. Olduğunu söylemişti. Porno işini azaltalım. Kendi şehrinde kazanabilen nadir kişilerden olarak annemle babamı bu olaydan ötürü sık sık ziyaret edebiliyordum. Evimiz öğrenci evine yaklaşık bir saat uzaklıktaydı. Bunları düşünürken anneme artık cevap vermem gerektiği aklıma geldi. İyiyim diye ona mesaj attığımda nasıl olduğunu da sormuştum. İyi olduğunu ve evde oturduğunu söylemişti. Yüzüm istemsizce gülmüştü. Ufak bir WhatsApp sohbetinin ardından Metin denen arkadaşım hepimize seslenerek dikkatleri üzerine topladı. Herkes tek ağızdan dinliyoruz diye tepki verdi. Ne diyeceğini merak ederken ne yapacağımızı buldum dedi. Sunduğu fikir eve kız atmaktı. Herkes bu fikri beğendiğini söylüyordu. Tabii ben de bu fikri çok sevmiştim. Hangi erkek bir kadına vakit geçirmek istemezdi ki? Ulan yavşak Metin. Arkadaşlar onun sohbetini ederken Çağlar ödemek için paramızın olup olmadığını sordu. Herkes o an birbirinin suratına bakmıştı. Çok paramız yoktu fakat bir kadın çağırırsak yeterdi. Benimle aynı düşünen Metin bunu dile getirdi. Sadece bir kadını çağıracaktık ve parasını ortaklaşa verecektik. Herkes onaylayınca artık sadece bir eskortun numarasını bulmak kalmıştı. Herkes birbirine bunu sormuştu. Enes hevesle atılıp çok iyi bir eskortun numarasının kendisinde olduğunu söylemişti. Anlattığına göre kadınla daha önce yatmıştı ve çok memnun kalmıştı. O beğendiyse muhtemelen biz de beğenecektik. Hala ne kadar seveceğimizden bahsederken numarayı bana mesaj olarak attı. Bu sırada Metin önce telefonda sohbet etmemiz gerektiğini söyledi. O sırada kontrolümün olmadığı aklıma geldi. Metin'in numarayı araması gerektiğini söyledim. Başıyla onayladı. Numarayı kendisine mesaj yoluyla attığımda beklemeden aramıştı. Telefonu tahrik edici sese sahip olgun bir kadın açmıştı. Merhaba dedi. Metin ve biz de onun yanında toplu olduğumuzu anlaması için merhaba dedik. Kadın nasıl yardımcı olabilirim demişti. Sesi gerçekten çok tahrik ediciydi. İçimin o an ürperdiğini hissettim ama cinsel arzudan veya başka bir şeyden değildi. Çok değişik bir şekilde ses bana tanıdık geliyordu. Aldırış etmeden kadına şimdiden sarkıntılık eden arkadaşlarıma katıldım. Aramızdaki en çapkın çocuk olan Enes saçma bir cümle kurmuştu. Herkes buna gülüp katılmıştı. Annesi değildir ya, annesi değildir abi. Ben pek katılmamıştım çünkü içimde değişik duygular vardı. Kadına adresi verdiklerinde telefonu kapattılar. İlk seferde çok heyecanlıydım fakat üzerime durgunluk çöküp duruyordu. Neyin nesiydi bilmiyorum ama kadının sesini duyduktan sonra böyle olmuştum. Eminim kadın gelince kendime varacaktım. Bunun için aldırış etmeden heyecanla çağırdıkları olgun kadını bekleyen arkadaşlarıma katıldım. Metin çok güzel şeyler yapacağımızı söylüyordu. Bense hala o kötü hissin içimden gitmediğini hissediyordum. Gözümü duvara dikmiş öylece bakıyordum. Aradan abi şu adam bir kutlattı sonra... ne olur ya. Sus artık ya. Nerede o sus artık? Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık sus ya. Allah'ım sındıracağım sus ya. Kadına ayıp olmasın diye yemek sipariş edelim dedi. Herkes bu fikri de çok sevmişti. Enes telefonu eline alıp yiyecek bir şeyler söyledi. O sırada kapı çalmıştı. Kalbim küt küt atıyordu. Bu eskort kadından başkası olamazdı. Metin kim açsın diye sorunca bunu saçma bulmuştum. Gören de acaba kim geliyor sanacak açın biriniz diye yorum yaptım. Enes ben açarım diyerek kapıya yöneldi.
Herkes heyecanla kadının odaya gelmesini bekliyordu. Coşturur. Ben de heyecanla onun gelmesini bekliyordum. Hakkını galiba verir. En çok heyecanlanan kişi de bendim. Ama dediğim gibi içimde değişik bir his vardı. Lüle saçlarıyla olgun bir kadın kapıda belirince bir kere yutkunmuştum. Böyle bir şey olacak değildi herhalde diye düşünürken Enes gülen suratıyla kadını gösterdi. Ve şu cümleyi de tezgah lan bu! İşte eskort kızımız da geldi. Benden duymuş olmayın ama bayağı iyidir dedi. Allah'ım neydi bu? Nasıl bir imtihandı? Kadınla göz göze geldiğimde onun da benim gibi rengi atmıştı. O an ölmek istemiştim. Ya seni şimdi amına koyayım. 20 satır alo yazmış. Bir sikeceğim var ya ibreti alem olacaksın ha. Bir zaman böyle hissetmemiştim ve hiç kimse de böyle hissedemezdi. Bu acının tarifi yoktu. Kimse benim kadar hissedemezdi acıyı. İşte o an bunu çok iyi anladım. Ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Ne? Evden kim? Anan değil mi abi? Annen abi. Evden başka hiçbir çarem yoktu. Arkadaşlara acil bir işimin olduğunu söyleyerek çıktım. Hepsi bana şaşırmıştı. Çünkü bir kadına vakit geçirmek istediğimi biliyorlardı. Fakat hiçbirini dinlemeden kapıyı çarpıp çıktım. Daha fazla orada duramazdım. Ne? Adımlarımı hızlandırıp bir kaldırımın üzerinde durdum. Oraya çekilip hıçkıra hıçkıra ağladım. Yoldan geçen insanlar bana bakıyordu. Hatta bazıları o kadar acıyordu ki halimi soruyorlardı. Aradan yarım saat kadar geçtiğinde birinin ellerini omuzlarımda hissettim. Başımı kaldırdığımda karşımda lüle saçlarıyla annemi gördüm. Beni bırak diye çığlık atmıştım. Annem bir şeyleri açıklayabileceğini falan söylüyordu ama nasıl açıklayabilirdi ki? Arkadaşlarımla eğlenmek için eve eskort çağırmıştık ve o kişiye benim annem çıkmıştı. Hiçbir şeyi açıklamaması gerektiğini söyledim. Gerçekten de istediğim şey buydu. Olayın mantıklı bir açıklaması olsa bile duymak istemiyordum. Her şeyi geçtik. Arkadaşlarım o kadının annem olduğunu bilseydi ne olacaktı? Galiba onca berbat hissin içinde şükrettiğim tek şey annemi tanımıyor olmalarıydı. Annem böyle yapmamam gerektiğini dile getirince kavga etmeye başlamıştım. Olayın farkında değil gibi davranıyordu. Bunu dile getirmiştim. Söylediğim her cümleyi adeta çığlık atar gibi söylüyordum. Kim bu durumda olsa benim gibi davranırdı. Anneme nasıl bu işi... Chatte o sırada no var mı beyler yazanın hayvanlık amına koyayım. ...yaptığını soruyordum. O evli bir kadındı. Çocukları vardı ve benim bir ablam vardı. Zaten o da ablana söyleme diye bana aniden yalvarmıştı. Ne sanıyordu ki böyle bir şeyi ablama nasıl anlatabilirdi? Suratını dahi görmek istemediğim kadının yanından acilen uzaklaştım. Tüm nefesimle koşuyordum. Annem de arkamdan koşuyordu fakat o topuklu ayakkabılarıyla bana yetişmesi pek mümkün değildi. Ben ise nereye koştuğumu bilmeden caddelerde ilerliyordum. Gitmek istiyordum. Dünyadan gitmek istiyordum. Sanki bunun için koşuyordum. Fakat biliyordum bu dünyanın bir sonu yoktu. Ne kadar koşarsam koşayım hep aynı noktaya gidecektim. Belki de hayatta yaşadığımız her şey için geçerli. Ne yaşarsak koşayalım, ne kadar mutlu olursa... Arkadaşlar güzel bir korku hikayesiydi bence bu. Kokak... Ne? Kokak. Sokak serserileri paranoid bölüm 2. Bu ne lan, bu başka bir şey. Burada var mı? O akşam adamı eve çağırmış. Kocam aramıza bir erkek daha alalım dedi. Orta server. Dostum, adaletin olduğu tek server. Star 2 online. Artık kapanıp durup serverlerden bıkmadınız mı? Bıkmadınız mı? Emeklerinize boşa sarf edilmesinden yorulmadınız mı? Bıkmadınız mı? Star 2 online geldi artık. Boşa emek harcamak yok. Star 2 online var. Arkadaşlar bir hayat yaşam öyküleri gördüğünüz gibi hayatın içinden korku anları. Bir tane daha izleyelim mi? Hem de benim yatağımda. Kırtasiyeci kapıyı kilitledi ve... Eşim kardeşine hamile olmaz. Azgın kayınpederim. 1.25'te açarım. Üvey annemi nişanlımla odada bastım. Bu ne oğlum, kategori gibi bunlar ya. İlk gece anladım ama bozuntuya vermemiştim. Biliyordum. Babam üvey kardeşimle uygunsuz yakaladı. Sapık dayımla aynı odada.
Arkadaşımın nişanlısıyla günaha girdik. Hiç tanımadığım bir kadın iki erkekle. Arkadaşlar buradan bir video daha izleyelim diyenler deal, izlemeyelim diyenler no deal atsın ya. Bu ne oğlum ya? Popülere bak. Durun ama popülerleri daha görmediniz çocuklar. Eniştem kocam oldu. Şimdi burada Türkiye'nin bir nevi çetelesi çıkıyor. Kızını ve annesini aynı anda. Tövbe estağfurullah. Yaşam Öyküleri kanalı. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ziya, 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 ziya. Bu ne abi? Bu nasıl bir yorum lan? Hasta mısın lan sen? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Ne ne ne? Hmm. Bu ne lan burada? Gözlükler gözünüzden büyük. İlginç bir şahsiyet olmalısınız. Ne oluyor lan? Allah Allah. Allah Allah. Kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda tarafımızı ilettiğiniz hayat hikayelerini seslendiriyorum. Hayat hikayeleri arkadaşlar. Her hayatta mutlaka gizli kalmış bir hikaye vardır. Sizin de anlatmak istedikleriniz abi, şu adam varsa bir adresinden bana ulaşın. Kanala abone olup hikaye hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hazırsanız yeni hikayemize başlayalım. Korku yayınındayız abi. Bunlar merhaba. Hayatın içerisinden korkunç hikayeler yani. Benim Hakan. Benim de sizinle Hakan paylaşmak Bey. İstediğim bir itirafım var. Öyle birine kapıldım ki daha önce hiç hissetmediğim duyguları onunla yaşıyorum. Ama gelin görün içinde bulunduğum durum karmakarışık ve çözemeyeceğim kadar da zor bir durum. 32 yaşında henüz bekar olan bir erkektim. Açıkçası evliliğe de çok sıcak bakmıyordum. Kendimi bu şekilde çok daha rahat ve... İyi seyirler without warning. Çevreme baktığımda çoluk çocuğa karışan arkadaşlarımı görüyordum. Korkuyor abi bu hikaye korkunç. Gözlemleyebiliyordum. Evlilik çoluk çocuk bana göre değildi. Bu yüzden de bu yaşıma kadar bekar bir erkek olarak yaşamaya devam ettim. Zaten maddi durumum da pek iç açıcı değildi. Hadi. 20'li yaşlarımın başında gençlik hatası yapmıştım ve birkaç yere borçlandım. Borcumu ödemek için de yüklü bir kredi çekmek durumunda kaldım. Hala da o krediyi ödüyordum ve aldığım maaş ihtiyaçlarıma anca yetiyordu. Biriyle evlenip onu çok iyi şartlarda yaşatabilme durumum da yoktu zaten. Bekarlık sultanlıktı şu an benim için. Arada sırada günlük kısa ilişkilerim oluyordu. Eli yüzü düzgün biriydim ve kızlarla da aram çok iyiydi açıkçası. Sırf zaman geçsin diye günübirlik birliktelikler yaşıyordum. Çalıştığım yerden pek memnun değildim. Muhasebe bürosundaydım ve askeri ücret alıyordum. İşimi seviyordum. Dört dörtlükle çalışıyordum ama istediğim karşılığı maaş olarak pek alamıyordum. Bu canımı sıkmaya başlamıştı. Zaten borçlarım vardı. Taksit ödedikten sonra elime pek bir şey kalmıyordu. Hafta sonu bir müşterimin yanına uğradım bazı evrakları bırakmak için. Biraz sohbet ettikten sonra iş konusundan muhabbet açıldı. Aslında pek memnun olmadığımı ama iş yokluğundan mecbur devam ettiğimi söyledim. Ersin Bey benim bu sözlerimi duyduktan sonra kısa bir düşünceye daldı. Sonra da aslında tam senlik bir pozisyon var dedi. Benim de gözlerim ışıldamıştı. Nasıl yani dedim. Nerede bu pozisyon? Yakın bir dostumun şirketi var. Muhasebeyi çekip çevirecek bir kişiye ihtiyaçları var. Önceki çalışan yurt dışına taşındığından bu pozisyon açıkta kalmış. Eğer yapabilirim dersen sana referans olabilirim dedi Ersin Bey. Oldukça sevinmiştim bu duruma. Peki maaş olarak şu anki çalıştığım yerden biraz daha fazla verirler mi diye sordum. O da gülümseyerek hem de 5 katı fazla alırsın. Anladım. Burası köklü bir şirket dedi. Gözlerim ışıl ışıl parlıyordu resmen. 5 katı para benim için harika olacaktı. Bu kısımları fazla uzatmadan geçmek istiyorum. Ersin Bey bu işi bana bir şekilde ayarladı ve bir şirkette şekilde. İşe başladım. Tam aradığım gibi bir işti. Maaşım dolgundu. Ayak işleri de yapmıyordum. Her iş için ayrı bir eleman çalışıyordu. Ben de sadece kendime ait olan işleri yapıyordum. Hata yapmadığım sürece oldukça iyi bir pozisyondaydım. Önceki işimde kendi işim olmayan bir konuyu bana veriyorlardı çözmem için. Bu da başımı oldukça ağrıtıyordu. İşimden çok memnundum. Şirketin sahibi yani patronum ise bir kadındı. Şenay Hanım, dul bir kadındı. Eşi öleli 2 yıl olmuştu ve tüm sorumluluk ona kalmıştı. Hadi oldukça buyurun. Alımlı ve benden 15 yaş büyük olmasına rağmen yaşını hiç göstermiyordu. Hmm. Kendisine bakan bir kadındı. İncecik bedeni ve düzgün vücut hatları vardı. Arada sırada beni çağırıyor ve şirket ile ilgili genel mali durumdan bilgi alıyordu. Aramızda zaman geçtikçe bir yakınlaşma oldu. Dediğim gibi kadınlar konusunda açıkçası girişken ve sempatik bir yapım vardı. Onların nasıl damarına girebileceğimi biliyordum. Şena ile bir hayli yakın bir şekilde görüşmeye başladık. Önceleri iş yerinde bir elektriklenme oldu. Bana ilgisini ve yakınlığını oldukça hissettiriyordu.
Bense içimden geçenleri bir çalışan olduğumdan rahat ifade edemiyordum. Reddetme korkusu vardı tabii ki ve işimden olmak istemiyordum. Bunu anlamıştı ki Şenay ilk adımı attı ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben de hiç tereddüt etmeden aynı hisleri ben de sana karşı hissediyorum dedim. Histen kastım aşk değildi. Sadece olgun ve güzel bir kadını arzulamaktı. Erkeklerin zihnini bilirsiniz. Karşınızdaki güzel bir kadınsa, üstelik size karşı ilgisini hissettiyseniz elbette ki erkeksi damarınız ortaya çıkıyordu. Elbette. Ben de onunla birlikte olmayı çok istiyordum. Ve ilişkimiz bu şekilde başladı. Önceleri gizli gizli buluşuyorduk. Onun istediği mekanlarda ve lüks otellerde vakit geçiriyorduk. Oh. Gerçekten beni heyecanlandırmayı başarıyordu. Ama dediğim gibi ona duyduğum şey aşk değildi. Sadece adrenalin ve heyecandı. O kadar. Bir gün yine lüks bir otelde buluştuk. Sadece benim yanımdayken tüm stresinden uzaklaştığını, artık gizli saklı buluşmak istemediğini söyledi. Bense ne demek istediğini çözmeye çalışırken birden başını kaldırdı ve gözlerini gözlerime kilitledi. Evlenelim, seni çok seviyorum, sana aşığım. Bundan sonraki yıllarımı seninle geçirmek istiyorum dedi. Değil mi? Çok şaşırmıştım açıkçası, beklemiyordum böyle bir şeyi. Değil mi Evlilik abi? Evlilik zaten düşündüğüm bir konu değildi. Ama Şenay çok zengin bir kadındı. Hayatım çok daha kolay olurdu. Değil mi? Sonuçta ev geçindirme derdimde olmayacaktı. Aslında bu fikir hiç kötü gelmemişti bana. Canım ne diyorsun sen? Sence uygun olur mu? Sonuçta ben senin çalışanınım. Herkes yadırgar. Tepki almanı ve üzülmeni asla istemem benim yüzümden. Pompalarken dedim. Sıkıntı o da, yok ama. Kimsenin ne diyeceği benim umurumda değil. Ben hayatımın aşkını buldum. Öyle ve bu kimseyi ırgalamaz dedi. Irgalamaz. Ben seni istiyorum ve her dakikam seninle geçsin istiyorum dedi. Şenay bana deli gibi aşık olmuştu. Bu beni hiç rahatsız etmiyordu. Bir şey ben ona aşık değildim ama. Gülerken war nasıl oluyor? Güzel bir kadındı. Evlilik yapacaksam Şenay gibi bir kadını bir daha nerede bulacaktım? Elbette ki bu evliliğe olumlu baktım ve Şenay ile evlenme kararı aldık. Başta tabii benim mali durumumdan ve çalışanlar. Bunu emot yapın ya, psikopat abi. Hoşuna war ama hoşuna gitmiş amık. Dur bakayım, durayım. Olduğundan dolayı onun ailesi bana iyi gözle bakmadı. Ama Şenay kimseyi umursamayarak benimle evlendi. Şenay'ın 23 yaşında kızı vardı. O da ilk başta bu durumu çok yadırgadı ve annesiyle arası açıldı. Ama ben onun yüreğini ısıtmak istiyordum. Benim yüzümden genç bir kızın annesine düşman olmasını istemiyordum. O babasını çabuk unutan ve genç bir adamla evlenen annesine çok kızgındı. Kadınların dilinden iyi anladığımı söylemiştim. Bu özelliğimi Şenay'ın kızı Deniz için de kullanacaktım. Tatlı dilimle ve tüm pozitif enerjimle onu yumuşatmak istiyordum. Bir gün Şenay'dan da izin alarak Deniz'le vakit geçirmek istediğimi ve aralarındaki buzları eriteceğimi söyledim. O da bu duruma oldukça sevindi ve kabul etti. O sabah Deniz'e hadi bugün birlikte bir şeyler yapalım dedim. O korkunç da benim işlerim hikaye. Var size afiyet olsun deyip korkanlar ses versin. Ki, lütfen Deniz dedim, beni kırma. Oğlum bu nasıl annenin hikaye? De işi var zaten. Korktum. Abi kardeş seninle biraz vakit geçirmek istiyorum diye ısrar ettim. O da oflayarak peki o zaman dedi. Onu o gün manzarası çok güzel bir restorana yemek yemeye götürdüm. Deniz'le hiç bu kadar yakın olmamıştık daha önce. Hep bizden kaçıyordu. Erkenden çıkıyor, akşam da gelip odasına çekiliyordu. Oysa ki aramızda aşırı bir yaş farkı yoktu. İki arkadaş gibi sohbet etmeye başladık. Esprili biri olduğum için önceleri somurtkan Deniz'in yüzü yavaş yavaş gülücüklere boğulmaya başlamıştı. Oh be dedim, sonunda bu somurtkanın gülebildiğini de anlamış olduk diye dalga geçtim. O da tatlı gülümsemesine devam ederek yüzüme baktı ve annemin neden senden hoşlandığını anladım dedi. Bak sen öyle mi dedim, nedenmiş bakalım diye sordum. Çok güzel bir enerjin var gerçekten. Çok esprilisin ve oldukça karizmatiksin dedi. Ne? O an birden zorla yutkunduğumu hissettim ve hafif bir heyecan kapladı içimi. Gözlerini ayırmadan benim gözlerime bakıyordu. Ben de ona bakıyordum ve o gözler öylesine güzellerdi ki su yeşili derin derin bakışları vardı. Adının anlamını iyi taşıyordu bu kız. Bembeyaz teni, sırma saçları öylesine güzel bir kızdı. Aklımdan geçenleri kovalamak istedim ama Deniz birden elimi tuttu. Ellerini ellerimle buluşturunca kalbim hızlatmaya başladı. Sanırım seni sevmeye başladım dedi. Ben de gülümseyerek sevilmeyecek adam değilim tabii diye bir espri yaparak heyecanlandığımı gizlemeye çalıştım. Ama garip bir elektrik olmuştu aramızda. İkimizde de bir alev yanmıştı sanki. O gün eve dönüşte arabada başını omzuma koydu ve mis kokulu saçları omzuma dağıldı. Anneme başta çok kızmıştım ama senin gibi bir adamla tanıştığı ve evlendiği için artık onu kıskanmaya başladım dedi. Bu kız beni çıldırtmaya mı çalışıyordu anlamıyordum ama sanırım burada teşekkür etmem gerekiyor dedim. O da kahkaha atarak evet kesinlikle öyle dedi. O gece gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Şenay derin bir uykuya dalmıştı. Ona kızıyla ikisinin buzlarını erittiğimi, artık benim hakkımda kötü düşünmediğini anlatmıştım ve huzurla uykuya dalmıştı. Ama benim içimde çok garip şeyler oluyordu. İçim içime sığmıyordu ve Deniz'in gözleri aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Gece 2:30 gibi yatağımdan kalktım ve mutfağa gittim.
Yanan boğazımı su içerek rahatlatmak istedim. Ama o sırada arkamdan sarılan incecik bir bedenle irkildim. Arkama döndüğümde karşımda o güzel gözleri ve saten geceliğiyle deniz duruyordu. Ben daha bir şey diyemeden beni öpmeye başladı. İçimde yanan alevi söndüremiyordum. Ona karşı koymak yerine onu aldım ve odasına götürdüm. Deliler gibiydik adeta. Deniz benim aklımı başımdan almıştı. Öylesine güzel ve ateşliydi ki o gece Deniz'le odasında birlikte olduk. Hayatımda hiç bu kadar tutkulu bir ilişki yaşamamıştım. Hayatıma giren çıkan kadınların hiçbiri beni böylesine deli divane etmemişti. Deniz'le her fırsat bulduğumuzda güzel vakit geçiriyoruz. Benim itirafım ne yazık ki evlendiğim kadının güzeller güzeli genç kızına aşık olmam. Ve bu durum daha ne zamana kadar devam edecek inanın bilmiyorum. Ama Deniz'den asla kopamıyorum. Yeni hikayeler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yaşam Öyküleri kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda tarafımıza ilettiğiniz hayat hikayelerini seslendiriyorum. Her hayatta mutlaka gizli kalmış bir hikaye vardır. Oğlum. Sizin de anlatmak istedikleriniz varsa mail adresimden bana ulaşın. Kanala abone olup hikaye hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ya bir şey diyeceğim oğlum, boku yedik ya, boku yedik ya. Kapanma olayları bir başladın mı? YouTube var ya, ilk kapatılacaklardan amına koyayım. Seks hikayeleri, terör sempatizanlığı, suç unsuru, yığınla içerik. Allah'ım ne olur. Ama korktuk değil mi arkadaşlar? Korkanlar, yani hayatın gerçekleriydi bunlar ve hayat gerçeklerinden daha korkunç bir şey bu hayatta yoktur arkadaşlar, onu da söyleyelim. Bir seslerini versin bilelim, ben çok etkilendim hikayelerden. Özellikle analı kızlı kısım etkileyici, sansasyoneldi arkadaşlar, sansasyoneldi. YouTube'da bunlar da varmış abi, bu aleme de bir uğradık.